Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar şu an saatte bakıyorum saat 1 e, gecenin 1'i, 1'i 20 geçiyor. E, çalışıyoruz, hise arayacağız. Burada Fin Fintablas'ın radar menüsünde belli kriterleri girerek e, belki ucuz kalmış kıyıdan köşeden piyasanın fark etmediği çarpanları uygun olan beğendiğimiz iskontolu diyebileceğimiz kağıtlar buluruz. Belli kriterleri arkadaşlar gireceğim. Birkaç tane kriter gireceğim. Beğendim. Dikkatimi çeken kağıtların gelir tablosuna, bilanço tablosuna da bir göz atacağız. Böyle devam edeceğim. Yorulana kadar devam edeceğim. Video uzayabilir. Şimdi ona geçmeden önce arkadaşlar bakalım piyasa bugün neleri almış, hangi sektörü almış. İlk başta şeye bakalım hangi sektörü satmışlar? Dayanıklı tüketim ürünlerini satmışlar. Bunun temel sebebi arkadaşlar Mehmet Şimşek'in kredi kartlarındaki taksitlendirmeyi kaldırmaları taksit sayısını kısıtlamaya gidecekleriyle ilgili bir açıklaması var. Bu onunla ilgili olabilir. Bankacılığı satmışlar. Özellikle koç grubunda yapı kredi ciddi anlamda düştü. Bunun da etkisi var. Bugün koç grubunun tamamını arkadaşlar sattılar. Sanki koç batmış gibi. Ee, sebebi arkadaşlar herhalde bir otomotiv şirketinin Türkiye pazarına gireceği ile ilgilidir. Ancak e, ciddi anlamda bana göre abartıldı. Faktoring satılmış. Bu da ileride faizler inecek. Belki odur. Bebek, belki de günü birliktir. Sporu satmışlar. Zaten spor arkadaşlar e, spektir. Bir gün alıyorlar. Bir gün satıyorlar. Peki hangi sektörü almış bugün piyasa? Tasarruf finansmanı almış. Bakalım. Kimlermiş bunlar? Zaten bu piyasada arkadaşlar bir tane kağıt var. O da e, katılım evim. O da tavan olmuş. Dolayısıyla bir kağıt olunca da en fazla o görünüyor. Onun dışında arkadaşlar sigorta sektörü hala piyasa alıyor. Ara sıra düzeltmeler olsa dahi. Ancak bence artık sigorta e, bu saatten sonra riskli olabilir. Bilmiyorum. Benim kendi bakış açım. Ulaştırma'yı satın almışlar. Ulaştırma sektöründe bir bakalım. Kimler çıkmış? Çelebi çıkmış, Pegasus çıkmış, İşte burada TAP çıkmış, Türk Hava Yolları çıkmış. Bugün e, ulaşımı almışlar net bir şekilde. E, yaz sektörü belki ikinci çeyrek bilançoları da satın alıyordur piyasa yavaş yavaş. Onun dışında emeklilik e, kısmını almışlar. Bir de savunmayı almışlar. Savunmada kimler çıkmış? Asensan %2 civarı çıkmış bu neden çıktı onunla ilgili bilgim yok SDTR'yi almışlar arkadaşlar tavan olmuş dolayısıyla burada savunmayı bugün için aldılar açıkçası onunla ilgili bir haber var mı yok mu bilgim yok buna baktıktan sonra bir de arkadaşlar şimdi burada radarı açıyorum İlk başta arkadaşlar şurada filtreleme kısmından kriterlerden eee İlk başta piyasa deri bölü defter deri diyorum ki arkadaşlar en yüksek bir olsun. Birden büyük olmasın. Neden böyle bir kriteri giriyorum? Arkadaşlar biliyoruz ki bu enflasyon muhasebesinden kaynaklı özellikle duran varlıkları fazla olan veya borçlu olan şirketlerde ciddi anlamda öz kaynaklarında artış oldu, duran varlıklarının değerlenmesiyle artış oldu, enflasyon muhasebesinden kaynaklı belli çarpanlarla tabii ki bu varlıklar değerlendi. Onun için birçok şirketin piyasa değeri bölü defter değeri birinin altına düştü. Bir şirketin piyasa değeri bölü defter değeri birinin altındaysa normal şartlar altında arkadaşlar şirket piyasaya e, piyasa değerini öz kaynakların altında fiyatlıyor demektir. Dolayısıyla e, bu çarpanın birden küçük olması normalde bir kağıdın ucuz olduğunu gösterir. Tabii ki bir çarpan tek başına bir şey ifade etmez. Piyasa değeri böyle defter değeri birinin altında olsun. Bu bir. İkincisi arkadaşlar krediye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla borçlu olan bir şirket istemiyoruz. E, kaldıraç oranı en fazla en fazla da %50 olsun diyelim. Yani şirket varlıklarının e, %50'si yabancı kaynak olsun. Bir de şirket kısa vadeli borçlarını en azında e, bir yılda ödemesi gereken borçlarına karşılık bir yılda bir yılda pardon nakde dönüşebilecek varlıkları olsun. Onun için cari oran en az diyoruz ki hani birden büyük olsun. 1.2 olsun. 1.3 olsun. 1.3 olması demek şirketin bir yıldan nakite dönüşebilecek olan varlıklarının bir yılda ödemesi gereken borçlarının 1.3 katı kadardır demektir. Yani bir yılda ödemesi gereken borçlarını rahatlıkla ödeyebilsin. Bunu diyelim piyasa deri, bölü defter deri birin altında olsun. Ancak şirket arkadaşlar esas faaliyette en azından bir kar elde etsin. FK'yı girmeyeceğim. Çünkü FK arkadaşlar enflasyon muhasebesinden dolayı FK'lar genelde yüksek çıkıyor. FK'nın yüksek çıkmasından dolayı hani burada FK diyelim ki 10 girdik ancak şirket esas faaliyet karından iyi bir kazanç elde etmiş olabilir. Onun için FK'ya girmeyeceğim ancak esas faaliyet kar marjını gireceğiz. Buralarda esas faaliyet kar marjı vardı herhalde. Nerede? Onu görsem arkadaşlar onu gireceğim. Buralarda olması lazım. Yıllık fabuk var. Satışlar var. Çeyreklik net kar. Çeyreklik fabuk. Çeyreklik satışlar. Buralarda bir yerde olması lazım. Brüt kar var. Ee, esas faaliyet karı arkadaşlar. Oranlarına bakacağız. Şuralarda bir yerde olması lazımdı. Pardon. Evet. Şurada e, fabukunu girelim en azından. Şurada net kar marjı var. E, Brüt kar marjı var. Favok girelim. Esas faaliyet kar marjını görmedik arkadaşlar. Favok marjı en azında şöyle bir yüzde 15 olsun. Bu sonuçlara göre bakalım ekrana kaç tane kağıt geliyor. 29 tane kağıt geldi. Bunlar gayet fazla. Şimdi burada bir de e, şurada bazı sektörleri veya e, bazı pazarları çıkartalım. Yıldız pazar olsun. Ancak e, evet, yıldız pazar olsun. Ana pazar olsun. Alt pazar olmasın arkadaşlar. Bir de piyasa öncesi işlem platformu da olmasın. Ondan sonra yine 29 geldi. Bunları daha elleyebiliriz. Şu kar marjlarını artıralım arkadaşlar. Şirketlerin e, net kar marjı da şurada e, Girelim arkadaşlar. O da en az şöyle bir yüzde 15 olsun. Kar olsun arkadaşlar. Öyle yapalım. Bir de sonuçları getirelim. 13 tane şirket var. Akfen gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Avrasya gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bu metro grubunundur. Buna hiç bakmayacağız. Avrupa Kent gayrimenkul var. Geçen gün analizini yaptım. Asla bu şirket bana göre 40 TL'nin altında alınırsa alınabilir. Deniz gayrimenkul var. Onu da geçeceğim. Güler yatırım holding var. Onu da geçeceğim. Katmerciler var. Bu da spek bir kağıttır. Onu da geçeceğim. Rubenis tekstil var arkadaşlar. Aslında bu şirketi beğeniyorum. Ancak o da ciddi anlamda spektir. Devam edelim. Şuradan aşağı doğru getirdiğimizde Şöyle bir gelelim. Bakalım hangi şirketler var. Yeni Gimat var. Onu da geçiyorum. Gayrimenkul var. Torunlar Gayrimenkul var. Bu güzel bir şirket aslında. Ona bakabiliriz. Şeker Gayrimenkul geçiyorum. Uzak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Bu da güzel. Aslında geçen hafta e, GYO'lar ciddi anlamda alındı. Ancak bu hafta stabildir. Özellikle uzak GYO ve e, Emlak Konut iyi çıkış yaptılar. Şimdi burada bir torunlar GEO bakalım ayrıntılı bir evet baktığımızda şirketin satışları brüt karı esas faaliyet karları düşmüş. Ancak şirketin satışları 1.4 milyarken esas faaliyet karı 1 milyar dolayısıyla ciddi bir marj var buna rağmen yine favok 1 milyar net dönem karı da arkadaşlar 1 milyar şirketin öz kaynakları 84 milyar şirketin piyasa değerine de bakalım Şirketin piyasa değeri 52 milyar. Öz kaynaklar ise 84 milyar. Şirketin FK'sı 3.76. Gayet uygun. Firma değeri bile 15.7 yüksek. Ancak bir gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiği için Net borç bölü fabok arkadaşlar eksi 0.34 şirketin öz kaynakları %91. Bunlar aslında güzel torunlar geliyor şirketin borçlu tarafına da bakalım öz kaynaklar %91 şirketin cari oranı arkadaşlar 5 hiçbir sıkıntı yok kaldıraç oranı çok çok düşük şirketin öz kaynak karlılığına da baktığımızda %23'tür piyasa deri bölü defter deri kaç o da 0.62 bir de sektöre göre buna bakalım aslında fena değil bir de bilançoya da bakacağız Şuradan e, piyasa çarpanlarından rakip analizi var arkadaşlar. Rakip analizine bakacağız. Diğer e, aynı sektördeki şirketler ile ilgili bir karşılaştıracağız. Sektörün ağırlıklı ortalama FK'sı 3.43 Piyasa deri bölü defter deri 71 Firma deri bölü 13.84 Şirketimiz FK ve Piyasa deri bölü defter deri açısından sektöre göre daha iskontolu ancak firma deri bölü Favok 15'in üzerindeydi sektöre göre e, pahalı görünüyor. Şirket e, bir de şuradan bakalım arkadaşlar şirketin gelir tablosuna bir bakalım. Şirketin gelir tablosuna baktığımızda şirketin esas bölüt kar e, diğer faaliyet gelirleri ve diğer faaliyet giderlerine bakacağım anlamlı bir şey yok. Finansal gelir veya finansal gider kısmına da bakalım. Burada da şirket finansal gelirleri 345 milyon, finansal gider 107 milyon. Ancak baktığımızda genelde e, paralel e, bu sefer arkadaşlar daha önceki dönem e, çeyreklerde finansal gelirler finansal giderlerden daha azmış. Ancak bu çeyrekte tam tersi olmuş. Dolayısıyla şirket burada olumlu etkilenmiş bu çeyrekte sonuç getirmiş ve günün sonunda şirketin dönem karı 1 milyar. Burada sıkıntı yok. Bir de nakit akım tablosuna bakalım. Nakit akım tablosunda bakalım şirket nakit yaratabilmiş mi? İşletme faaliyetlerinde 1.266 milyon nakit yaratabilmiş. Şirketin bakalım yatırımlardan dolayı çıkış var mı? Para Yatırım faaliyetlerinden kaynaklı 73 milyon para çıkmış. Finansal faaliyetlerindeki nakit akışlarına da baktığımızda eksi 1 milyar 134 milyon. Bunun temel sebebi arkadaşlar borç ödemelerinden kaynaklı kasadan para çıkmış. Ve günün sonunda nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 58.457 bin TL yani 58 milyon kabaca. Burada şirket kendi e, esas faaliyet alanında nakit yaratabilmiş. Borç ödemelerinden kaynaklı kasadan para çıkmış. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı yok açıkçası. Grafine de bir bakalım arkadaşlar. bu şirketin e, torunlar G'ye uydu değil mi? TRG'ye uydu. -O, o Var mı böyle bir sonuç? Böyle bir sonuç çıkmadı. Şuradan bir bakalım kodu neydi şirketimizin? TRGYO TRGYO Evet öyle git. TRGYO niye çıkmadı? İlginç. TRGYO dediğimizde çıkması lazım. Bana göster dememiz Ha geldi şimdi burada. Bana göster deyince ekrana çıktı. Grafine de baktığımızda arkadaşlar şöyle bir haftalıkta geniş açıdan bir bakalım. Uzun bir süredir kağıt 2023'ten beri aslında ciddi bir marj vermiş. 2023'ün Mayıs ayından beri kağıt çıkıyor. Kağıtta bir düzelme düzeltme meydana gelebilir. Haftalıkta baktığımızda aslında kağıdımız şöyle 45'lere yaklaşsa portföyle e, e, eklenebilir. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bakalım başka hangi kağıtlar vardı arkadaşlar. E, devam edelim şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar çeşitli kriterleri girip böyle bakacağız. Rubenis Tekstil güzel bir şirket ancak dediğim gibi ciddi spektir. E, bu kağıdı tanıyorum. Daha önce kanalda analiz ettim. Sürekli baktım kağıtlardan bir tanesidir. Şirketin satışları yüzde %17 düşmüş. Brüt kar esas faaliyet karı Favok'ta ciddi sonuçlar var. Net dönem karı arkadaşlar 53.8 milyon. Parasal pozisyon kazanç veya kayıpları 46 milyon. Şirket enflasyon muhasebesinden kaynaklı 46.6 milyon kayıp yaşamış. Öz kaynakları 2.282 milyon. Piyasa deri 2 milyardır. Bu açıdan baktığımızda ucuzdur. Kaynak dağılımı arkadaşlar %81. Yani öz kaynakları bayağı güçlü. FK 14, firma deri bölü Fabuk 4, piyasa deri bölü defter deri 0.91, net borç bölü Favuk da 0 da 28. Bunlar güzel sonuçlar. Kar marjları gayet güzel aslında. Ama dediğim gibi spek bir kağıt. 33 brüt kar marjı var. Fabok marjı 42. Net kar marjı %20. Öz kaynak karına bakalım arkadaşlar. Öz kaynak karlı %8, %9. Kaldıraç oranı yüzde %18. Gayet güzel cari oran arkadaşlar. yüzde. 2.62 bu gayet güzel arkadaşlar. Ee, ancak dediğim gibi bu spek bir kağıttır. Bilginiz olsun ucuzdur. Açıkçası bu kağıt gayet ucuz kalıyor. Satışlarına baktığımızda brüt kar 89 milyon genel yönetim giderleri, araştırma giderleri, satış ve dağıtım giderleri yok denecek kadar az. Diğer faaliyetlerden 29 milyon kazanç giderlerden ise 20 milyon kayıp yaşamış. Bu da stabil. Daha önceki çeyreklerde de hemen hemen böyle. Ee, finansal gelir ve finansal gider kısmına baktığımızda anlamlı bir şey yok. 16 milyon finansal gideri var. Enflasyon muhasebesinden dolayı da 46.6 milyon gider var. Dolayısıyla şirketin vergi öncesi kare 30 milyona düşüyor. Vergi geliri 23 milyon var. Daha önce bir önceki çeyrek 36 milyonmuş. Ancak geçen sene 125 milyon vergi gideri olmuş. Aslında güzel sonuçlar ancak e, tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Onun dışında dikkatimi çeken tanıdığım bildim kağıtlar varsa şimdi Özak GYO bu şirketi beğeniyorum açısı. Şirketin ilk başta öz kaynaklara baktığımızda 41 milyar öz kaynağı var. Şirketin piyasa değeri 16 milyar bu açıdan baktığımızda bayağı iskontrol oluyor. Ancak GYO'larda genelde zaten piyasa değeri defter değeri birinin altındadır. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.39'dur. Bu gayet düşük sektörü arkadaşlar biraz önce baktık. 71'di. Dolayısıyla sektörüne göre bayağı iskontolu kalıyor. FK 3'tür. Net borç bölü favok eksi 3'tür arkadaşlar. Şirket demek ki e, nette borçsuz arkadaşlar. Nette eksi 1 milyar 628 milyondur. Dolayısıyla şirket nette borçsudur. Finansal borçları 2.3 milyar toplam varlıklar 44.8 milyar Şirketin arkadaşlar gelir tablosuna da bakayım Bu çarpanlara göre sektörüne göre de aslında bu kağıt ucuz kalıyor Şirket 648 milyon satış yapmış geçen sene 515 milyonmuş Satışların maliyeti 432 ee, ve günün sonunda brüt kari 216'ya düşüyor. Geçen sene 229'muş Yönetim giderleri satış ve dağıtım giderlerine baktığımızda arkadaşlar anlamlı bir sonuç yok. Daha önceki çeyreklerle paralel neredeyse. Ee, burada da bir sıkıntı yok. Diğer faaliyet gerilerinden 60 milyonluk bir kazanç sağlamış. 58 milyon bir kayıp sağlamış. Buradan da genel olarak paralel önceki çeyreklerde de benzer ancak genel olarak diğer gelirler giderlerden daha fazlaymış Dolayısıyla burası da iyi yönetiliyor diye biliriz. Şirketin bir de finansal gelir ve gider kısmına baktığımızda şirket finansal gelirlerden 451 milyon kazanç sağlamış. Ancak bu istikrarlı bir sonuç çünkü son 5 çeyrekte baktığımızda şirket sürekli finansal gelir elde etmiş. Finansal giderlere de baktığımızda 244 milyon. Burası da gayet iyi yönetilmiş ve sadece bir çeyreğe mahsus bir durum değil. Dolayısıyla güzel sonuçlar var. Şirket enflasyon muhasebesinden kaynaklı da yine kazanç sağlamış. 1.4 milyara yakın bir kazanç sağlamış arkadaşlar. Şirketin vergi giderleri yok denecek kadar az. Eksi 12 milyon ve günün sonunda arkadaşlar şirketin dönem net karı e, dönem karı 1 milyar 750 milyon olduğunu görüyoruz. Çarpmanlara göre de gayet uygundu. Uzak G'ye onun grafiğine de bir bakalım. ondan sonra böyle devam edelim. Uzak G'ye uzak G'ye baktığımızda bunlar niye çıkmıyor? Evet şurada çıktı. Uzak gayrimenkul yatırım ortaklığı. Haftalık grafiğinden ilk başta bakalım. Evet bu son e, günlerde haftalarda 9 liradan arkadaşlar 11 çuk TL kadar çıkmış. Burada bir düzeltme var. Düzeltme arkadaşlar onlara yakın e, olursa aslında e, portfoya eklenebilir. Uzun bir süredir yataydadır. Ancak tabii ki piyasanın hangi sektörü satın aldığı da önemlidir. Bir de günlüğe bakalım arkadaşlar. Günlükte de baktığımızda aslında bir karalizasyonu var. Dolayısıyla 10.34'e kadar düşebilir. Daha aşağısına da gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ancak eray sayı olarak da kafasını aşağı doğru çek, çevirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kağıt büyük ihtimalle 20 günlük ortalamamız olan 10.34'lere kadar gelebilir. Hatta 50 günlük ortalamaya kadar da sarkabilir. Beğendim güzel şirkettir. Ancak arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Onun dışında böyle dikkatimi çeken böyle beğendim. Kağıt var mı yok mu bu analizde? Şey bu radar sonuçlarından devam edelim. Buradan 3 tane şirket dikkatimi çekti. Onları Paylaştık. Başka radarlar da gireceğim. Böyle yavaş konuşuyorum gibi geldi bana ancak çok da acele etmek istemiyorum. E, canım sıkıldığında veya çok uzadığını gördüm de bitireceğim. Güler Yatırım Holding spek bir kağıttır. Bakmayacağım arkadaşlar. Avrupa Kent geçen gün baktım. E, şirket e, geriye doğru çekilirse 40 TL'lerin altına gelirse mağdur etmeyebilir. Avrasya gayrimenkul zaten Galip Öztürk'ündür. Metro grubundur. Hiç bakmayacağım. Akfen gayrimenkul arkadaşlar. Bunda spek olduğunu biliyorum Ancak kağıt pahalı mı ucuz mu? Bu kağıdı açıkçası tanımıyorum. Burada gelir tablosuna baktığımızda olumlu sonuçlar yok. Şirketin öz kaynakları 18 milyar. Piyasa değeri arkadaşlar 9.360 milyon. FK 10. Firma değeri bölü Favuk 11 piyasa değeri bölü defter deri 52 sektörün altındadır piyasa deri bölü defter deri. öz kaynakları yüzde 77 şirketin kar marjlarında cari oranına baktığımızda sıkıntı yok kaldıraç oran baktığımızda arkadaşlar sıkıntı yok öz kaynak karlı baya düşük yüzde altı bu şirketi çok tanımıyorum ancak bunu da spek olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. E, Şimdi başka bir filtreleme yapalım, bunu geçelim, başa gelelim. Yeni bir filtreleme yapacağız arkadaşlar. Bu seferki filtrelememizde arkadaşlar e, ne yapacağız? Bir kere şunu yapalım, bunları kaldıracağız ortadan, yeni sonuçlar e, meydana getirmek için. Şöyle ana sayfadan radar yapalım. Ondan sonra yeni kriterlere göre gireceğiz. Bu sefer arkadaşlar e, fili dolaşımı yine en fazla kaç olsun yüzde 60 olsun fili dolaşımı fazla olmasın bir İkincisi arkadaşlar şirketten piyasa değeri bölü defter değeri e, en fazla iki olsun çünkü burada piyasa deri bölü defter değeri birçok şirkette ciddi anlamda düştü. Şirketin piyasa deri bölü satışlar da arkadaşlar yani şirketin firma deri pardon satışların en fazla iki katı kadar olsun. Ucuz kağıt arıyoruz. Şirketin bir de arkadaşlar piyasa öz kaynak karlı piyasa deri bölü defter değeri iki girdik ya. Öz kaynak karlı en düşük arkadaşlar yüzde 25 olsun. Çünkü öz kaynak karlı yüzde 25 ise aslında piyasa deri bölü defter deri iki buçuksa makuldur diyoruz. Öz kaynak karlı en az yüzde 25 olsun diyelim. Şirketin e, fabuk marjına da girelim. Bir fabuk marjı önemli aslında ancak esas faaliyet kar marjı daha önemli. Bakalım başka. Yine arkadaşlar şirketimizin kaldıraç oranı en fazla fili dolaşımı en fazla %60 dedi. Kaldıraç oranı da en fazla %50 olsun bu sefer. Ee, finansal borçları olmasın. Net borç da arkadaşlar en yüksek e, borçlu şirket istemiyoruz. 1 olsun. Ondan sonra arkadaşlar şirketin e, yıllık net kar değişimi var yıllık fabrik değişimi var yıllık satış değişimi var. şirket satışlarını artırmış olsun en düşük şöyle bir e, yıllıkta yüzde 30 şöyle bir satışlarını artırmış olsun Bu yüzde 30 gelince şirket kalmadı galiba baktığımızda baş e, bas taş başken Bir de pardüs var şuradaki kriteri arkadaşlar girince şirket kalmadı ekranda. Neydi en son girdiğimiz kriter? Net borç blöf favuk. Tabi bir yapınca yüksek oldu. Hani bunu ikiye kadar çıkartabiliriz. Hatta üçe kadar da çıkartabiliriz. 3 yapalım. Çok sıkıntı olmaz. 3 yaptığımızda net borçların favuğa yine iki şirketimiz çıktı bunu hiç kullanmasak acaba ne oluyor? Sonuçları getir dediğimde aslında 1 iki, üç tane var. Yine bu şirket var. Bu Mekabeton Sanayi var. Yüzde dört çıkmış. Ona bir bakalım. Evet şirketin 2024'ün birinci çeyreğine ait finansalları özet gelir tablosu güzel gözüküyor. Satışlarını artırmış, brüt karını artırmış, esas faaliyet karını artırmış, fabonu artırmış. Dolayısıyla iyi sonuçlar getirmiş. Şirket 517 milyonluk satıştan 65 milyonluk bir esas faaliyet karı elde etmiş. Ancak şirketin enflasyondan kaynaklı giderleri 64 milyon olunca şirket nette zarar açıklamış. Ancak kendi faaliyetiyle ilgili hasta iyi sonuçlar getirmiş. Şirketin öz kaynakları 968 milyondur. Şirketin piyasa değerine baktığımızda 3,5 milyar kaynaklarına göre biraz e, pahalı ancak bu şirketin bir hikayesi varsa arkadaşlar e, ucuz da kalabilir. Dolayısıyla öyle bakmak lazım. Ve şirketin kar marjlarına bakalım. Brüt kar marjı %24. Favuk marjı %12. Daha iyi olabilirdi. Net kar marjı zaten şirket nette zarar açıklamıştı. Yeni halka arzu olan şirketlerden e, bir tanesi çarpanlar çok da uygundur diyemeyiz. Yani firma deribülü fabuk 15 arkadaşlar kabaca. FK 22 şirketin boşluk tarafına da baktığımızda şurada cari oranın 1.80 burada sıkıntı yok. Kaldıraç oranına baktığımızda %45 kabaca burada da sıkıntı yok. Şirketimiz kaynak karlı %32 bu açıdan da baktığımızda piyasa değerli defter değeri açısından çok pahalı görünmüyor. Şirketin öz kaynakları %55. Şirketin halka açıklığı kısmı %27. Bunun grafiğine de hasta bakabiliriz. Kağıt bugün %3.72 pozitif kapatmış. Şimdi bir gelir tablosuna da bakalım. Acaba şirketin e, Gelir tablosu sağlıklı mı? Satışlar 517 milyon, satışlar maliyeti 394. Brüt kare arkadaşlar 124 milyon. Yani 517 milyondan 124 milyon brüt kar. Genel yönetim giderleri 49 milyon, pazarlama ve satışlar 19 milyon ve diğer faaliyetlerden gelirler 90 milyon, giderler ise 78 milyon. Ancak genel olarak şirketin diğer faaliyetlerden elde ettiği gelir diğer faaliyet giderlerinden daha fazla. Dolayısıyla burası olumlu. Devam edelim. Şirketin acaba e, vergi geliri eksi 27 milyon vergi gideri olmuş. Vergiden kazanç sağlamamış. 64 milyon enflasyon muhasebesinden kaynaklı kaybolmuş. Finansal giderleri arkadaşlar 5 milyon. E, aslında evet, Enflasyon muhasebesinden dolayı kaybı olmasaydı şirket nette kar açıklayabilirdi. Ancak piyasa değeriyle şirketin öz kaynaklarını karşılaştırdığımızda biraz pahalı görünüyor. Toplam varlıkları arkadaşlar 1 milyar 754 milyon. Ancak şirketin piyasa değeri de 3,5 milyar. Fili dolaşımı az. Bunu bir grafiğine bakalım. Bir şekilde devam edelim. Şirketimizin e, burada şöyle neydi kodu? MECAG diye gireceğiz. Bakalım grafiği ne durumda? MECAG MECAG Beton Yeni halka arzu olan şirketlerden bir tanesi. Şunu haftalık yaptığımızda zaten ne zaman halka arzu olmuş arkadaşlar? 2023'ün Ekim ayında halka arzu olmuş. 27-28 TL'lerden galiba hal ağzı olmuş. Ondan sonra kağıt ciddi bir marj vermiş gitmiş 80'lara kadar. Şu an kağıdın geldiği yer 55 TL. Hala çok e, ucuzdur diyemiyoruz. Bilançosu fena değildi. Günlükte de baktığımızda aslında kağıt baya düşmüş. Nerelerden? İşte 80-90 TL'lerden 55 TL'lere kadar gelmiş. Burada bir iki gündür tepki almış. Kadın arkadaşlar 55.59'un üzerine atması lazım. Ondan sonra 58.95 ondan sonra 61.36 var. Buraları kırarsa kağıt rahatlayabilir. Ancak kağıt çok da ucuzdur diyemeyiz. Ben bu kağıdı arkadaşlar tanımıyorum. Onu net söyleyeyim sadece. Buradaki verilere baktık. Bunun dışında arkadaşlar pardüs girişim var. Bu kağıdı da tanımıyorum bas taş var. Ancak şu pardüs girişme bir bakalım. Girişim sektöründeki şirketlerin bilançoları arkadaşlar. Bunları öngörmek gerçekten çok zor. Bir bakıyorsun bir dönem kar açılıyor. Bir sonraki çeyrekte ciddi zararlar da açıklayabiliyor. Bunların dışında aslında farklı kriterlere göre de bir sürü kriter girebiliriz. Ancak bu şekilde videoda yavaş yavaş e, uzuyor. Dolayısıyla çok da uzamasın şurada çok daha radikal, çok daha zor bir şey geleceğiz. Filtreleme yapacağız. Her şeyden önce arkadaşlar pazar anlamında bir kere ana pazar olsun, yıldız pazar olsun bu bir. İkincisi arkadaşlar şirketin fiili dolaşımı yine fazla olmasın. En fazla %50 olsun. Şirketin piyasa değerini boş bırakıyoruz. Herhangi piyasa değeri bölü defter değeri yine yüksek olmasın. 2 olsun. Hatta 3 yapalım. Biraz önce şey yaptık. Çünkü burada ana pazarda bulunan bazı kağıtlar arkadaşlar piyasa değeri bölü defter değeri yüksektir ancak ciddi hikayeleri de olabiliyor. Hatta 4'e kadar çıkartarım şirketin öz kaynaklar öz kaynak karını artıracağız arkadaşlar. E, F kaydı arkadaşlar bir girelim. En fazla kaç olsun? 12 olsun. Fazla olmasın. E, firma deri bölüm satışlar arkadaşlar en fazla e, 3 olsun. Tabi ki kriterleri zorlaştırmaya devam ediyoruz. Firma deri bölüm arkadaşlar en fazla yine 3 olsun. Daha fazla olmasın. Devam edelim. Ee, bunun dışında arkadaşlar şirketin öz kaynak karlı da en az arkadaşlar yüzde %45 olsun. Çünkü biz piyasa deri bölü defter derini 4 aldık ya. Normal şartlarda öz kaynak karlı %45 ise o zaman piyasa deri bölü defter deri 4.5 makul kabul ediyor. Ama bu düz mantıktır. Tabii ki şirketlerin özel hikayeleri var ve benzeri. Zorlaştırdık zaten bir şey kalmadı. Bakalım hangi şirketler geldi. 3 tane şirket ekrana gelmiş. Bir tanesi oyak yatırım menkul. Bir tanesi lider faktörün. Bir tanesi de doğuş otomotiv. Doğuş otomotiv zaten biliyoruz ki çok çok ucuzdur. Ancak piyasa bu aralar otomotiv sektörünü ciddi anlamda cezalandırıyor. Orta uzun vadede bence doğuş otomotivi toplayan biri Faizler inmeye başladığı anda bu kağıtlar tekrardan çıkabilir ancak şöyle bir şey var piyasa işte otomotiv sektörü iyi değil falan diyor ancak genel olarak gördüğüm şöyle bir şey de var İnsanlar bu şu anki süreci otomotiv e, otomobil almak için bir fırsat olarak oluyor ancak dediğim gibi nak yani nakitte de ulaşmadıkları için de zorlanıyorlar dolayısıyla en ufak bir e, faiz indiriminde veya kredi çekme konusunda bir esneklik olduğunda otomotiv sektöründe ciddi bir e, atak meydana gelebilir. Çünkü bu e, sürecin tamamını neredeyse otomotiv sektörü satın aldı bana göre. Oyak yatırım menkul ona da bakmayacağım. E, Doğaçlı zaten arkadaşlar daha önce birkaç kez kanalımda analiz ettim. Şirketin e, bilançosu e, son çeyrekte iyi gelmemişti. Ancak ucuz bir şirketti. Şirketin öz kaynakları 52 milyardır piyasa değeri arkadaşlar 56 milyardır FK firma değeri bölü fabuk piyasa değeri bölü defter değeri açısından çarpanlar gayet uygun net borç bölü fabuk eksi 0.12'dir ancak sektör anlamında baktığımızda da burada sıkıntılar var video fazla uzamasın arkadaşlar buradan bitireyim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bunu kanalda paylaşacağım İster arkadaşlar oradan zaten izleyecektir. Herkese bol kazançlar.